أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر لا يحصل الله العظيم Mevla Teala'ya sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah. Bir hayat dersi programında yine sizlerle bir aradayız. Rabbim tesirini yüksek eylesin. Hepimize başarılar nasip etsin. Hepimizi muvaffak eylesin. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Hakikaten sizinle olmak güzel. Elhamdülillah. Bununla beraber ikinci bölümde de inşallah sizlerden gelen suallerin cevaplarını yapmaya çalışacağız. Size vermeye çalışacağız. Kardeşlerimiz ekranda numaraları bildirirler. Sizden gelen suallerin cevaplarını ikinci bölümde bileceğiz Birinci bölümde bu akşam size, birinci bölümde bu akşam size, evet bu akşam elinize şöyle kalemi alın, kağıdı alın. Birinci bölümde size mahşerde hiçbir gölgenin olmadığı o günde güneşin bir mızrak boyu yani şöyle düşünüşte yaklaştığı o anda Allah'ın gölgesiyle gölgelenecek yedi sınıf insanı anlatmaya çalışacağım. Yazacaksın güzel insan. Bakacaksın yedi sınıftan kaç tane var bende? Bir tanesine, iki tanesine, üç tanesine, dört tanesine, beş tanesine, altı tanesine, yedi tanesine. Kaç tanesine uyuyorum? Veya gerçekten bende bu yedi sınıftan hiçbiri yok mu? Ne olur bu akşam kendimizi gelin hep beraber test edelim. Hep beraber masaya kendimizi yatıralım. Bakalım Allah'ın gölgesiyle gölgelenmeyi hak edecek ibadetlerimiz, hareketlerimiz, oluşumlarımız var mı? İnşallah tamamında, tamamında başarılıyızdır inşallah. Rabbim bu yolda hepimize başarılar nasip etsin. Hepimizi muvaffak etsin. İnsan kendi kendine şunu söyleyebilir. Ne diyebilir? Ben öyleyim zaten diyebilir. Değil. Sen dediğin gibi değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi olmamız lazım. O ne buyuruyorsa o ölçülerde hareket etmemiz lazım. İşte şimdi hep beraber inceleyeceğiz. Bakacağız. Gerçekten biz Anlatılanlarla alakalı durumumuz nasıl Rabbim inşallah Teessirini yüksek edesin Hepimize başarı nasip etsin Şimdi başlıyoruz hep beraber Aldığınız kalemleri inşallah Kağıtları aldınız inşallah Kalem kağıdı alacaksınız O kalem kağıtla beraber Not alacaksınız Hocam bir işte şey ben kafama yazarım başıma yazalım. İnşallah beni yazarsın Hocam telefonu yazsam olur mu Olur ama illa bir yaz ya Yazmak gerçekten insanı ne yapar? O muhafaza yani niyetinde olan şeyleri güzel şekilde muhafaza etmesini sağlar. Veya dinlediği şeyleri yine muhafaza etmesini sağlar. Evet hep beraber başlayalım. Bir. Ali bi Hureyde radıyallahu anh. misal selam. Seb'atun fi zillihi yevme la zille illa zilluhu. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den buyuruyor ki yedi sınıf insan vardı ki hiçbir gölgenin bulunmadığı o mahşer gününde Allah'ın gölgesiyle gölgelenecek yedi sınıf insandan birincisi söylüyor şimdi imamın adilün adil önders adil bir önders güzel insanlar kıymetli insanlar Herkes kendisine göre önderliği vardır. Evet, evde erkek, evin reisi önder konumundadır. İşte patron önder konumundadır. Bulunmuş olduğu mecliste sevilen sayılan orada şahıs kimse, kanaat önderleri önder konumundadır. Bugün muhtarlardan tut, cumhurbaşkanına kadar veya başkana kadar hepsi önder konumundadır. O yüzden bulunmuş olduğun ortam neyse ona göre önder konumundasındır. Mesela evde önder konumundasındır. Evet. Çocuğundan sorumlusun. Hanımından sorumlusun. Gerçekten patronsan iş yerinden sorumlusun. Davranışların adil mi, değil mi? Erkek erkek çocuğuna karşı, kız çocuğuna karşı, hanımına karşı davranışların adil mi değil mi? İncele kendini. Kardeşlere karşı, işçilere karşı, işçilere karşı davranışların adil mi değil mi? Veya bulunmuş olduğun ortamda gerçekten evet bulunmuş olduğun Türkiye şartlarında mahallende, ilçende, ilinde fark etmez. Gerçekten sen Adaletle mi olaylara bakarsın? Adaletle mi olaylara bakarsın? Yoksa sevgi mi ağır basıyor? Senin çocuğun haksız olduğu yerde hep haklı mıdır senin? Senin kardeşin haksız olduğu yerde hep haklı mıdır senin? Bunları incelemen lazım. Sevdiğin kişiler mi haklı yoksa doğru olan kişiler mi haklı? Adil davranmak, adil bakmak çok önemli güzel insanlar. Çok önemli. Adalet sana göre değil. Allah ve Resulü ölçülerinde olması lazım. Ve izâ hakemtum beynen nâsen sen bil adli. İnsanlar arasında hüküm verdiğinizde adaletle hüküm verin diyor Hazreti Allah ın. Öyle sevgiye göre değil diyor. Aşka göre, şuna göre, buna göre veya bu benim hemşerim veya bu benim işte yakınım Akrabam falanca'nın tanışı falan falan değil adaletle hükmedin diyor. Adaletle hükmedin. Güzel insan kıymetli insan. Lütfen mekanemen. Bakın şöyle kısa bir kısa bir şekilde anlatmak istiyorum sizlere. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 bin kişiyle. Tabii çok da sert başlanın hocam işte, ne yapayım kardeşim? ne yapayım. bunu adilin deyince, adaletli önder deyince, ister istemez biraz sert başlamış olabilirim. Ama siz benim sertime de alışıksınızdır, yumuşağa da alışıksınızdır. Siz bizi idare edersiniz elhamdülillah, Rabbim hepinizden razı olsun. Konu önemli be, çocuklarına karşı adil misin, hanımına karşı adil misin, dostlarına karşı adil misin? beyine karşı adil misin? Bunu söylemezsem çatlardım. Çünkü ben size söyleyeyim. Gerçekten erkekler çok darılıyor bazen bize. Niye? Hocam hep hanımları muhafaza etmeye çalışıyorsunuz diyor. Hep hanımları muhafaza etmeye çalışıyorsunuz. Hiçbir mi hanımların adaletsizlik yaptığı olmuyor? Olmaz, olma durum, ol, olmuyor mu? Diye onlar niye söylemiyorsunuz gibi. O yüzden dolayı onu da söyleme durumundayız güzel insanlar, kıymetli insanlar. Evet, mesela anlaşılmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 bin kişiyle Mekke'yi evet kan dökmeden fethediyoruz. Ufak tefek tartışmalar oluyor ama netice geneline baktığınızda kan dökmeden fethediyoruz güzel insanlar. Sonra önemli konu lütfen incele, lütfen ölçün bu olsun. Ölçün bu olsun. Mekke'nin fethinde Abbas radıyallahu anh, peygamberin amcası çok büyük rol oynuyor. Hatta Ebu Süfyan'ı çağırıyor. Gel diyor bak bu orduya karşı gelme. Orduyu Efendimiz sallallahu dar bir yerden geçiriyor. 10 bin kişi bu sabah bakıyor ki dar bir yerden geçirir ki ordu çok gözüküyor. Ebu Süfyan diyor ki bunları biz baş edemeyiz. Ki Abbas radıyallahu anh, çok büyük rol oynuyor Mekke'nin fethinde. Buna rağmen Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Güzel insan. Kıymetli insan. Peygamberimiz geliyor. Beytullah'a girmek istiyoruz. Osman bin Talha anahtarı vermiyor. Kaçmış. Kaçmış. Hazreti Ali Kemal Ağacı buluyor onu kendisine. Getiriyor. Anahtarı getiriyor. Açıyor Kabe Beytullah'a geliyor. Putları temizliyor evvela biliyorsun. Ondan sonra Beytullah'a geliyor. Netice. Netice. Devamı Sonra Beytullah'ın hizmeti kime verilecek? Abbas da diyor ki ya Resulallah diyor ben diyor daha önce Beytullah'ın hizmetinde bulundum. Daha önce Beytullah'ın hizmetinde bulundum. Bana verseniz diye buyurunca Allah ayet gönderiyor. İnna Allah yemurukum an tuaddu al amanat ila ahliha ve iza hakamtum beyne'n an bil adl. İşi ehline verin. Ben demiyorum ki Allah diyor ya. Nisa suresi saymaya başla 10. sayfasında bak. Nisa suresinden saymaya başla 10. sayfasına bak. Allah buyuruyor. İşi ehline verin. İnsanların arasında hükmettiğiniz zaman bak amcası Abbas S.A.V. Mekke fethinde gerçekten çok büyük rol oynayan insan Amca ben diyor. E ben diyor yeğenim ben bu işi yapayım diyor. Efendim yok. Osman bin Talha nerede diyor çağırın Ki anahtarı vermemiş imana gelmemiş insan. Diyor ki bu işi nehli sen. Beytullah'a iyi bakıyorsunuz, temizini iyi yapıyorsunuz, vazifeyi iyi yapıyorsunuz. Bu işi güzel yönlendiriyorsunuz. Sen de diyor be. Güzel İsa kıymetli insan ve Osman bin Talha Müslüman oluyor. Bunu ancak yapsa yapsa bir peygamber yapar diyor. Hocam be sen şimdi peygamber yaptığını bize mi tavsiye ediyorsun? Ama bize de Mevla bunu öğretiyor be. Adaletle karar vermek, sevgiyle değil. Sevgiyle değil, adaletle hükmetmek. Senin kararına göre değil. Allah ve ölçülerinde. Allah ve göstermiş olduğu yolda, onların koymuş olduğu kurallarda adaletle hükmetmek. Benim çocuğum hep haklıdır demek değil. Haklıysa haklıdır, haksızsa haksızdır. Hanımım hep haklıdır demek değil. Beyim değil. Kardeşim bir dakika. Akraban olabilir. Büyüğün olabilir, etrafa yanlışa yanlış, doğruya doğru demek mecburiyetindesin. Allah böyle buyuruyor. Güzel insanlar. Hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde Allah'ın gölgesini gölgelenecek, Allah'ın gölgesiyle gölgelenecek insanlardan bir tanesi. Evet, inşallah. Evlatlarımıza karşı ayrım yapma durumunda değiliz. Bu erkektir, bu kızdır. Kıza ona göre muamele yapayım, erkeğe göre Değil, adaletle hükmeteceksin. Adaletle hareket edeceksin. Kıza ağırlık yapayım, erkeğe hafif yapayım olmaz. Erkeğe ağırlık yapayım, kıza hafif yapayım. Alma. adaletle hükmeteceksin. Hocam bir tanesi bana çok iyi davranıyor da bilmem ne yapıyor da adaletle hükmedeceksin. Hocam bir tanesi kalbim sevgim kayıyor da adaletle hükmedeceksin. Hanımına karşı adil olacaksın. Anneye karşı, babaya karşı, kardeşine karşı adil olacaksın. İşçiliğine karşı adil olacaksın. Çalıştırdığın insanlara karşı zulüm yapmayacaksın. Neredeysen, hangi konumdaysan adil olacaksın. Adalet şart. Rabbim bu konuda hepimize başarılar nasip etsin. Nasıl durumu? Ben size söyleyeyim yanlış anlamayın. Bunu söyleyeceğim. Mecbur hissediyorum kendimi bu konuda. Türkiye'mizde herkesi taraftar mantığında yetiştiriyorlar. Herkes. Daha doğarken, doğduktan sonra şöyle kendini bilirken, biraz kendini bilme yaşına geldiğinde hemen bir bakıyorsun ki sen falanca şey, takımı tutuyorsun falan. Böyle bir anlayış insanlara nakşediyorlar çok büyük tehlike. O taraftar mantığı bir başlıyor. Artık artık o devam ediyor. Yıllar geçiyor. Hayatı geçiyor. Hep taraftar. Neyin taraftarı? Neyi seviyorsa olumsuzu sevse onun taraftarı oluyor be. Olumsuzu sevse onun taraftarı oluyor. Neyi sevse onun taraftarı oluyor. İnceleme yok. Bakmak yok. Ya bu benim gerçekten Kur'anıma uygun mu? Allah'ıma uygun mu? Peygamberime uygun mu? Hakikaten, hakikaten bunlar Allah tarafından kabul ediliyor mu? Peygamber tarafından kabul ediliyor mu? kitab Allah tarafından kabul ediliyor mu? Araştırma yok. Babam böyleydi, dedem böyleydi, annem böyleydi, amcalarım böyle, abilerim böyle. Bu mantıkla gidiliyor? Olmaz. Ve iza qila ma bel ma billah. Müşriklerin dediği gibi diyemezsin sen. Diyemezsin. Müşrikler diyorlardı ki biz babalarımızı, atalarımızı, büyüklerimizi bu yol üzere bulduk. Ya Muhammed bizi yolumuzdan çevirme diyorlardı. Ya. Eğer Mevlamız onlar seni şeytanın yoluna davet ediyorsa, cehenneme sürüklüyorsa, siz göğde öyle mi gideceksiniz diyor Mevla Onlar seni cehenneme sürüklüyorlarsa, seni şeytanın yoluna davet ediyorlarsa, siz öyle mi devam edeceksiniz diyor Mevlamız ya. Senin baban, senin deden, atan, seni yanlış bir yola sürüklüyorsa, bunlar böyle yapıyor diye, sen öyle mi devam edeceksin be kardeşim? Yapamazsın. Yapamazsın. Kalkıp da yalandan taraftar olma. Adaletle taraftar ol. Bak, Kur'an ve sünnet ise baş tacıdır. Resulullah yolundaysa baş tacıdır. Kitabullah ölçülendiyse baş tacıdır. Ama Resulullah'tan zerre işaret yok. Allah'tan zerre kadar Mevla Teala'nın kabul ettiği bir şey değil. Sen kalkacaksın, he? Ne İşte ben falan yerin taraftarıyım. Artık neyse. Konuyu sen anlamışsındır. Neyse. Bu ister takım olsun, istersen söyle şahıs olsun, isterse bilmem ne olsun, ne olursa olsun. Ölçü Allah ve Resulü'dür kardeşim. Kitabullah'tır. Allah ve Resulü kitabullah ölçüsünde yaparsak işlerimizi, yürürsek, sahip çıkarsak, Allah bize bereketimiz olur. Huzurumuz olur. Eğer biz Allah ve Resulünün ölçülerine sahip çıkmazsak. Evet olmayacak insanların olmayacak şeylerin taraftar olmaya kalkarsak o zaman mahcup oluruz. Evet. Şimdi konuyu çok dağıtmadan, <laughs> iyi ki dağıtmadım filan... Dağıtmadan inşallah toparlamaya çalışıyorum. Güzel insanlar Dikkat ediyorum. Hiçbir gölgenin bulunmadığı o mahşer gününde Allah'ın gölgesiyle gölgelenecek yedi sınıf insandan birincisi. Adil önder. Ama evinde, ama ticaretinde, ama okulunda, ama medresesinde, ama bulunmuş olduğu nerede olursa olsun önderse, örnekse, insanlar onu gerçekten dikkate alıyorsa, o şahıs mutlaka, mutlaka adaletle hareket etmesi mecburidir. Etmezse mahşer gününde o güneşin beyinleri fukurdattığı o anda beyninin fukurdacağını bilmen lazım güzel insan. Evet. Nasıl durum? Biri de bir miyiz? Yani başardık mı adi, adaleti başarır mıyız? İnşallah başarırız. Rabbim başarılar da olmayı nasip etsin inşallah. Hocam ikiye geçelim. Geçiyoruz. Evet. Ve şabbun neşe bi ilah. İkincisi. Hiçbir gölgenin bulunmadığı o mahşer gölünde. Allah'ın gölgesiyle gölgelenecek ikinci sınıf insan. Yani ikinci Allah'ın gölgesi görecek insan gençliğini Allah yolunda geçirenler. Allah'a ibadetle geçirenler. Gençliğini de dikkat edin. Çünkü gençlik çok önemli. Sıhhatin afiyetin zirve yaptığı bir zaman. Gerçi şimdi gençlerimiz de o sıhhat afiyeti bulamıyor. Gıdalardan veya buna benzer şeylerden öyle bir ortam var ki gençlerimiz de artık istenen sıhhat afiyeti bulamıyor. Bakıyorsun ki genç. Ama hocam diyor senelerdir diyor. Daha bu hafta içinde senelerdir diyor. Depresyon haplarıyla yaşıyorum diyor. Yeminle söylüyorum size ya. De Depra ne? Derdin ne? Evli misin? Yok. Çocuğun var mı? Yok. Ev var mı? Yok. Derdin ne de kardeşim? Rızkın konusunda yani önüne yemeğin geliyor mu? Geliyor. Derdin ne de kardeşim senin? Ne oluyor sana? Ne oluyor sana? Niye depresyon geçiriyorsun? Niye? Çünkü Rabbini tanıma konusunda evet çalışkan değilsin. Mücadele vermiyorsun. Allah'ı tanıma hususunda gerçekten çalışmıyorsun. Allah demiyorsun. Allah demezsen depresyon geçirirsin güzel insan. Allah'ı tanımazsan evet olmayacak insanların, doktorların peşinde, psikologların peşinde koşturursun. Allah'la barışık yaşamazsan sıkıntılı olursun. Dar olursun. Zikrullah'tan zevk almazsan Zikrullah'tan zevk almazsan daralırsın. Vanka çünkü. Vanka daralırsın. Evet. Sıkılırsın. Darlanırsın. O yüzden güzel insan Depresyonu haplarla değil. Onunla çözemezsin. Allah'la çözersin. Yapma. Ne olur. Be. Gençliğini harcama. Gençliğini Allah'la barış geçir. Allah'ı anlayarak, Allah'ı tanıyarak, Allah'ı zikrederek, Allah'ın razı olduğu, Allah'ın beğendiği, Allah'ın memnun olduğu, razı olduğu hareketlerle geçir. Yapma. Rabbim inşallah bu yolda hepimize başarılar nasip etsin. Hepimizi muvaffak etsin. Evet. inceleyeceğiz kendimizi. Bakacağız. Durum nasıl? Hocam benim gençliğim geçti. Perişan oldum. Yaşlandık diyorsan en azından pişman olmayı bil. Pişman olmayı bil. Özür dilemeyi bil. Ya Rabbi sana sığınıyorum. Gençliğimi seni yollarda geçiremedim diye mahcup olmayı bil. Boyun eğmeyi bil. Teslim olmayı bil. Mevla mahveder. Ama yoksa güzel insan gençliğini boşa harcama. Gençliğini boşa harcama. Gençlere de yanlış yönlü olma. Allah razı olsun. Gençlere yanlış olma. Şu ifadeyi kullanmayın. Çocuktur büyüyünce yapar. Gençtir yaşlanınca yapar. İnan çocuktur büyünce yapar dedin ya yapamaz o. Yapamaz. Gençken daha sonra yapar dedin ya yapamaz o. Çünkü gençliğimizi gençliğimizi boş yerlerde geçiremeyiz. Musab bin Ümeyler radıyallahu anh Hazreti Zeydler Hazreti Bilal Habeşiler Enes radıyallahu anh gibi zatlar hep gençliğini Resulullah'la geçirdiler. Ölçülerle geçirdiler ve kıyamet sabahına kadar örnek ve önder oldular. O yüzden gençliğimizi gençliğimizi Allah'ın yolunda geçireceğiz inşallah. Eğer gençliğimizi Allah yolunda geçirirsek şimdi ben açık söylüyorum. Öyle gençler var ki insan ister istemez buna nasıl engel olmaya çalışıyorsun? Nasıl sen bunu engellemeye çalışıyorsun ya? Buna nasıl laf söylüyorsun sen ya? Gençliğini evet iffetiyle, namusuyla, tesettürüyle, çarşafı şerifiyle, çarşafı şerifiyle, hafızlığıyla, Kur'an'ı ile geçiren bir genç kıza sen nasıl laf söylüyorsun ya? Sen nesin ya sen? Ya sen nesin ya? Çarşafını muhafaza et. Çarşafı şerifini giymiş. Kur'an'ını muhafaza ediyor. İbadetlerini muhafaza ediyor. Kendisini Allah için. Allah'ım bana gerçekten tesettürü emrettiği için ben erkeklerden bundan dolayı kaçıyorum be. Sen nesin be kardeşim ki böyle kıymetli insanları, gençleri, çarşafı şerifini muhafaza eden insanları sen ne billah hakir görmeye kalkacaksın he? seni gidi şeytan şeytanlaşmış Rabbim hepimizi muhafaza etsin o yüzden güzel insan kıymetli insan hele bu zamanda çarşafı şerifine giren genç bir genç bir kız çarşafı şerifine giren saygı duyacaksın saygı saygı duyacaksın sırf çarşafı şerifinden dolayı ya güzel insan kıymetli Rabbim bu işi güzel anlamı hepimize ikram eylesin, ihsan eylesin. Gençlerimize güzel örnek olmayı hepimize nasip etsin. Onlara Mevla Teala kalplerine, bütün genç kardeşlerimize Rabbim kalplerine hidayeti, hidayeti ikram eylesin, ihsan eylesin. Küfür bataklıklarında gençlerimiz görmekten. Düşünsene bir genç küfür bataklığında Allah'a isyan üzere. Allah'a isyan içine, peygamberden uzak bir hayat, şeytani duygularla, nefsani duygularla kendisini perişan etmiş durumda. Böyle bir genç ve hayatını da böyle kaybediyor. Ahirete gidiyoruz. Ahirete gittiğinde şikayetçi olursa, Ya Rab, bize yanlış örnek oldular. Bize yanlış şeyleri gösterdiler. Yanlış dizilerle bizi yönlendirdiler. Bize hakkı göstermediler. Dizilerde bize öldürmeyi gösterdiler. Dizilerde bize yanlış aşkları gösterdiler. Filmlerde, yarışmalarda, şunlarda bize yanlış insanları tanıttılar, sevdirdiler. Olmayacak insanların hayatlarını hayat gibi bize özendirttirdiler böyle şikayetçi olurlarsa ne diyeceksin? O yüzden güzel insan hangi çabayı sarf ettin? Hangi mücadeleyi verdin? Evladını veya gençliğini muhafaza etmek için hangi gayreti gösterdin? Neyin mücadelesini dedin? Evladını veya gençliğini Allah'la tanıştırdın mı? Peygamberle tanıştırdın mı? Kitabullah'la tanıştırdın mı? Bir genç kardeşimiz bu hafta içinde şu ifadeyi kullandı. Babam bana bir kere Allah anlatmadı dedi. Ne diyeceksin sen şimdi? Bir kere Allah anlatmadı. Ya. Güzel insan. Bilmiyor ki niye anlasın dedim ben de. Bilmiyor ki niye anlasın. Bir kere peygamber anlatmadı. Namaza gitmediğimde bana bir kere namaza gitmiyorsun diye dertlenmedi. Ama işe gitmiyorum diye devamlı başımın etini yedi. Ya güzel insan, kıymetli insan. Yapma. O yüzden evlatlarımıza, gençliğimize nasıl sahip çıkıyoruz mu, çıkmıyoruz mu? Evet. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar. Lütfen ve kerem gençlerimize sahip çıkma hususunda hayatımızı bir daha gözden geçirelim inşallah. Ve gençliğimizi nerede geçiyoruz? Onları da bir daha gözden geçirelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz yumuşatayım mı diyorsunuz? <laughs> tamam hadi yumuşatayım. <laughs> seyirci de çok alıngan bizim seyirci. Hemen alın diyor. E mübarek adam ne yapayım ya? Mübarek insan ne yapayım? Ne yapayım? Söyleyeyim söyle. Önemli konular değil mi ya? Adaletli davranmak önemli bir konu değil mi? Gençlik önemli bir konu değil mi? Nasıl dertlenmeyeyim ya? Nasıl dertleşmeyelim? Ben sizin derdinizle dertleniyorum diye nitelendiriyorum. Yoksa yükse, sesimi yükseltmek veya böyle konuşma, sert konuşmak benim hoşuma gider mesele değil yani. Ama e, sizinle dertleşiyorum. Dertleştiğim sizsiniz. Size de dertleşmeyeyim de kiminle dertleşeyim be kardeşim? Size söylemeyeyim de kime söyleyeyim. Size anlatmayayım da kime anlatayım. Artık zaten belli şehirlerde tahammülümüz de kalmadı be kardeş. Düşünsene ya. Güzel insan. Gençliğimiz kendi elimizden gidiyor. Baba evladına sahip değil. anneye kızına sahip değil. Güzel insan. Zor bir ortam. Sosyal medya almış çocuklarımızı perişan etmiş. Gençliğimizi perişan etmiş. Olmayacak yerlere sürükleniyor. Her gün binlerce çeşit haberlerle karşı karşıyasınız. Çeşit çeşit. 15 yaşındaki kız bu hafta içinden bahsediyoruz. He. İntihar etmiş ya. Aman ya Rabbi diyorum ya. O kadar için böyle yanıyor ki. Aman ya Rabbi diyorum ya. Ya nasıl iş ya? Bunun derdi ne olabilir ya? Ne olabilir ya? Nasıl intihar eder ya? Bizim zamanımızda insanlar nasıl bu şekilde bu şekilde nasıl Allah'ın huzuruna gider diye niye üzülmeyeceğiz ya? Nasıl üzülmeyiz ya biz? Ya Rabbimize ne cevap vereceğiz be kardeşim? Ne diyeceğiz Rabbimize? Ya ne diyeceğim Rabbine? Ya benim kızım değil, ya senin kızın meselesi, benim kızım meselesi mi var ya? Eğer sen, eğer ehli iman olan insanların kızlarını kendi kızın gibi görmüyorsan sen daha imanın lezzetini almış durumda değilsin ya. İmanı anlamış durumda değilsin ya. Bu işin ciddiyeti anlamış durumda değilsin ya. Yapma Allah rızası için ya. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar. Bir mücadele hep beraber inşallah. Rabbim bu yolda bize de başarı nasip Evet tekrar ediyorum. Hiçbir gölgenin bulunmadığı o mahşer gününde güneşin bir mızrak boyu yaklaştığı, beyinlerin fokurdadığı, Efendimiz buyuruyor ki insanlar diyor o güneşin diyor sıcaklığından, hararetinden terleri Öyle terleyecek ki terleri kulak yumuşaklığına kadar gelecek. Ya bu şekilde düşün ya. Yani. Buraya kadar ter gelmiş yani. Buraya kadar ter gelmiş. Neredeyse boğuluyorsun yani. Diyor ki insan ya Rabbi diyor ya. Bizi cehenneme göndereceksen gönder. Şu beladan kurtar bizi diyor be. Şu beladan kurtar bizi diyor. Ne kadar büyük sıkıntı var. Güzel insan sen trafikte durmaya alışık bile değilsin saniye bir an fazla yansa uuu diyorsun. Sıraya beklemekten aciz bir adamsın. Dayanamazsın. Sıra bekleyemez. Üç kişi sırada olsa aman diyorsun. Mübarek adam sen o mahşerde nasıl bekliyorsun güneşin o şekilde? Dayanamayız biz. Dayanamayız. O yüzden. Aman ha bunlardan bir tanesini de olalım. İlla olalım bir adil bir öndür olalım. Veya hepsi olalım inşallah. Ya gençliğimizi Allah yolunda geçirelim. Yoksa güzel insan o beyinlerin da o günde beynin fokurdayacak. Güneşin o etkisinden beyinler fokurdayacak buyuruyor Efendimiz Dayanamayacaksın. Dayanamayacaksın. Fark etmez oynuyorsun ama dayanamayacaksın. Ne olurmuş filan. Deme öyle yapma ne olur ya. Yapma yapma. Gençliğini, Allah'ın yolunda geçiriyor. ya. Sıhhatini Allah'ın yolunda geçiriyor. Evet. Hocam üçü söyler misin? Üçü söylüyorum şimdi. Ve raculun bir adam ki kalbuhu muallakun fil mesacid. Bir adam ki kalbi mescitleri seviyor. Kalbi mescide bağlı. Öğlen oku, sabah okundu. Koşuyor camiye. Sonra öğleni bekliyor. Öğlen okundu. Camide beklemesi şart değil. Evinde de olsa Evet. Veya içinde de olsa fark etmez. İçinde de olsa fark etmez. Evinde de fark etmez. Ama esanlar okunuyor. Mescide koşuyor. Ezanlar okunuyor. Mescide koşuyor. Mescidi seviyor. Cumasıyla beş ile camiyi seviyor. Mescidi seviyor. Mescidi Allah'ın evini seviyor. Allah'a seyredilen yeri seviyor. Mescitte o balığın suda olduğu gibi olur diyor Efendimiz sallallahu Balık sudan nasıl lezzet alırsa, nasıl zevk alırsa, mümin, mümin mescitte öyle lezzet alır, öyle zevk alır, öyle has alır. Durduğu her an kendisine ibadet sevabı yazılır. Namazdaymış gibi sevabı yazılır. Allah için mescitte bulunduğu her an, namazları beklediği her an, 10 dakika önce gitse, 5 dakika önce gitse, 15 dakika önce gitse durduğu her an ibadet sevabı alır. Namaz kılıyor gibi sevabı alır. O namazın mükafatı gibi mükafatlar alır. Devamlı, devamlı, devamlı. Her gidişinde gelişinde mescide giderken bir adım atıyor. Bir mükafat. Evet bir günahı siliniyor. Diğer adım da aynı şekilde kaç adım atarsa ona göre bir mükafat. Ve gidiş gelişinde kendisine cennette bir köşk yapılıyor. Güzel insan daha ne yapsın Allah bize ya? Daha Allah bize ne yapsın ya? Mescitlere gönlümüz bağlı olmalı. Ve ben ağlamu min membena mesacidallah. Seni mescitlerden engelleyenden daha zalim kim olabilir? Hocam. Beni kim mescitten engelliyor? Bir düşünsene be. Hadi be düşün be. Bir düşün. Bak bakayım. Annen mi? Baban mı? Hanımın mı? Çocukların mı? Patron mu? Şu mu? Bu mu? Yoksa nefsin mi? Nefsinse de bu böyledir. Seni diyor mescitlerden engelleyenden Mescitten engelleyenden daha zalim kim olabilir diye Allah Allah'la. Bakara Suresi lütfen bakın be. Bakara Suresi evet 17. sayfanın ikinci ayetine bakın. Daha zalim Mescitten engelleyenden daha zalim. Patronsa ondan zalim yoktu Allah. Patron seni mescitten engelliyorsa evet hanımın mescitten engelliyorsa, annen, baban, kardeşin şuyun buyun veya 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 çoğaltabilirsin kimse, kimse, hocam kimse değil. E, ee, kim engelliyor? Nefsim engelliyor diyorsan nefsinden daha zalim kim olabilir diyor Ben demiyorum anlat diyor ve ben Allah mimmen men Allah en yüzkere fi Allah'ın ismini zikretmekten seni engelleyen Allah'a kulluktan seni engelleyen Allah'a ibadetten seni engelleyen daha zalim ki olabilir diyor be Mevlamız. Güzel insanlar kıymetli. Bizim halka desek ki halk güzel insanlar camiler kapanacak desek nasıl camiye kapanır? Öyle şey mi olurmuş? Ne diyorsun sen hoca? Sokaklara çıkalım. Niye? Camiye e mübarek sen camiye gitmedin mi camiyi kapatıyorsun zaten. Camiye gitmedim cami camiyi kapatıyorsun. Sabah namazına gitmedin mi cami kapanıyor. Mescit kapanıyor. Gitmedin mi kimse yok. Ne olacak? Ne olacak? E bir de merkezi şeyi de takmışlar. Ondan sonra sen de yoksun. İmam da diyor zaten kimsenin geleceği yok. Bir bakmışsın mescit kapalı. E oldu mu şimdi mübarek adam? Oldu mu? oldu mu bu işin zalimi kim şimdi? O mescitleri terk edenlerin durumu kim şimdi? E kim? Ya o yüzden güzel insanlar yapmayın, yapmayın lütfen. Mescitlere sahip çıkalım. Gidelim. Camiye gidelim, cemaate gidelim. İlla namazlarımızı cemaatle kılalım. İlla en az en az 27 derece fark. 27 derece fark. Güzel insan daha önemlisi söylüyorum. Mutlak kabul. Bir insan camiye gitse, namazını camide kılsa, yani cemaatle kılsa mutlak kabul. Niçin? Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam, o cemaatte diyor 40 kişi olsa, 40 da Allah'a yönelmiş olsa zaten namazları kabul olur. Ama 40'tan bir kişi, bir kişinin Allah'a tam bir yönelişle namazını kılmış olsa onun hatırına tamamı kabul edilir. Ya kimse yok Kırkı da yok be kardeşim. Kırkı da yok be kardeşim. Olsun. Yine onlar Allah için toplandığından dolayı yine onların namazı kabul diyor Efendimiz sallallahu Garanti kabul. Camiye, cemaate gittin mi namazın garanti kabul. Gördün mü sen? Ya o yüzden mescitlerden ayrılma, mescitleri terk etme, mescidi bırakma. Mescitler istişare yerleri biz. Hoca efendiler cemaate sahip çıkın. Hele hele güzel insanlar cemaat ah be. Aman ha güzel insanlar. O yüzden var, yemin ediyorum sana var ya son derece mutluyum. Her zaman söylerim. Hiçbir zaman mümkün değil cemaatin hakkında. Yani camimize gelecek, camiye mescidimize gelecek cemaatle aleyhinde konuşmamız mümkün değil. Olamaz. Allah için gelmiş ya. Efendi babamız... Ali Haydar Efendi Kadir sallallahu aleyhi ve sellem mescide biri geldiğinde, camiye geldi, cami-i şerife geldiğinde onun ayağının altını öper, ayakkabısının altını öpermiş, ayakkabısının altını... Bu ayakkabılar Allah için buraya geldi dermiş be. Ya öyle saygı göstermiş be. Sen ne konuşuyorsun be? Allah için geldi bu ayaklar buraya dermiş ya. Bu ayakkabılar bunun için geldi dermiş. O yüzden güzel insanlar yapmayın. Mescitleri terk etmeyin. Çok önemli. Cemaat yani camideki cemaat terk etmeyin. Camide cemaatle beraber olun. Cemaatte birbirinize kırgın olmayın. Kavga etmeyin. Birbirinizi üzmeyin, incitmeyin. Hocanın hakkında asla asla hiçbir cemaat hoca hakkında konuşmasın. Hoca efendiler lütfen ve keremen siz de cemaatiniz hakkında konuşmayın. Onların ahirette örneği önderi olacaksınız. Ahirette beraber çıkacaksınız. Mahcup olursun. Hocam işte ama bana böyle yapıyor. Aman 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 aman. Peygamberlere neler yaptılar? Sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamberlere neler yaptılar? Aleyhim, aleyhim selam. Tabi aman ha. Allah dostlar neler yaptılar? Kıymetli o insanlar neler yaptılar? Ama onlar asla şikayetçi olmadılar. Olmadılar. Güzel insan sen. Peygamber varisisin. Ey imam kardeşim, ey hoca kardeşim. Bilmez misin ki Taif'te peygamberimizi? Nasıl tesladılar? Bütün azalarında kanlar, bütün azalarında kanlar aktığını görmez misin? E geldi Emin. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gök emrinde istersen kaldırayım. Kuvestan'ı kavup başlarını çevireyim. Kuvestan'ı başlarına geçireyim. Olmaz. Olmaz. Allahum mağfir kavmi fe innehum la ya'lemun buyurdu sen peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Peygamberimiz benim kavmim bilmiyor onlara bağışla ya Rabbi. Ki onlar kafir oldu halde. Onların bile belasını istemedi. Sen mümin kardeşinin, hocanın, önüne geçen imamın aleyhinde konuşuyorsan sen bir daha kendini düşün. Düşün kendini. Hocam işte bırak bu işleri bir daha düşün. Düşün sen bir daha. İmam kardeşlerim, hoca kardeşlerim, kıymetli insanlar. Sizler de cemaatinizin aleyhinde olmayın kardeşim. İlgilenin ya. Kur'an bilmeyen bir cemaat ahireti çıkarsın. Kur'an bilmeyen bir cemaatle. Kur'an'ı Kur öğretmediğin bir cemaatle. Namazı doğru dürüst kılamayan bir cemaatle. Bunun hesabını veremezsin. Açık söylüyorum. Bunun hesabını veremez. Bir camide bir imam, imamın gerçekten orada cemaate müminliğin, İslam'ın illa vazifeli olman şart değil. Ben bunların öğretmeni miyim, hocası mıyım, Kur'an hocası mıyım demeyebiliriz. Ama müminlerin, müminliğin, hocalığın, Allah katındaki sorumluluğun şartıdır bu kardeşim. Bildiğini onlara öğreteceksin. Belki de daha yıllar önce çok ezbere Olmayacak şekilde talimi yok, tecrit yok, talim yok, tecrit yok. Belki de okumuş olduğu, okumuş olduğu Kur'an adıymış şu anda, birçok yanlışı var. Fatiha'da birçok yanlışı var. Belki de guslünde yanlışlar var, abdestinde yanlışlar var, belki de taharetinde yanlışlar var. Öğretmezsen sorumlusun kardeşim, öğreteceksin, öğreteceksin. Öğretmem dersen bu işin vebalini ödeyemezsin sen. He, ben mücadele verdim gelmedi laf dinlemedi elimden geleni yaptım davet ettim gelmedi o başka konu sen elinden geleni yap ricanı yap yalvarmanı yap, yalvarmanı yap. defalarca tekrar 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 çağır davet et rica et yalvar gel kardeşimde, gel amcam de gel abimde, gel gel de Kur'an'ı alayım şanı öğrenelim gel taharet öğrenelim de gel abdesti öğrenelim de Bilmez misin? Bilmez misin ki Hazreti Hasan adı bakmış ki bir tane yaşlı. Bak usul. Usul mu? Bir yaşlı bakmış ki usul mu? Bir yaşlı bakmış ki sen söyle abdest oluyor yanlış abdest oluyor. Yanlış. Hazreti Hasan yani biliyorsun daha ufak o zaman. Şimdi dese ki Hacı amca sen yanlış abdest olursun belki ağırlanır diye abdestini beklemiş. Sonra demiş ki amcacığım demiş ben bir abdest salsam da bana abdest öğretsen demiş. Bir abdest alayım bana tarif eder misin demiş. Ondan sonra başlamış abdest almaya. Tabi usulüne uygun şekilde abdestini alınca adam demiş ki evladım anladım demiş. Bana abdesti öğrettin demiş. Ya gördün mü sen. O yüzden güzel insan, kıymetli insan. Evet belki yaşlı olabilir, belki büyük olabilir, belki davetinden rahatsız olabilir. Usulüne uygun, usulüne uygun. Yapacaksın, yapacaksın. Rabbim inşallah bu konuda bizlere başarılar nasip etsin. Hepimizi muvaffak edesin. Mahcup olacak hallere düşmekten muhafaza etsin. Güzel insanlar, kıymetli insanlar inşallah camileri bırakmayacağız. Şimdi şöyle hadisi bir tekrar gözden geçiriyoruz. Tekrar gözden geçiriyoruz. Hiçbir gölgenin bulunmadığı o mahşer gününde hiçbir gölge yok. Sadece ve sadece beyinler fokur diyor biliyorsunuz güneşin yakınlığından. Sadece ve sadece Allah'ın gölgesiyle gölgelenecek yedi sınıf insandan üç tanesini söyledim şimdi. Yedi sınıf insan var ama biliyorsunuz dört tanesini de anlatmaya çalışacağım. Bir yaz bir İmamın Adil'ün Adil Önder. İki, gençliğini ibadetle geçiren bir genç. Üç, kalbi mescitlere bağlı bir insan. Kalbi mescitlere bağlı. Yani namazlarını mescitlerde zevkle kılan. Dedik ya, Mümin Mümin camide üzerinde duruyorum arkadaşlar güzel insanlar. Mümin camide nasıldı? Siz söyleyin. Balığın balığın denizde olduğu gibi münafık da diyor. Münafık da diyor. üzerine duruyorum arkadaşlar. Münafık da diyor. Balığın dışarıda olduğu gibidir diyor. Dışarıda ne demek? Ya yani dışarıda olan balık ne yapar? İlla denize atlamak ister. Yani zor bir durumda. O yüzden dolayı Allah münafık olmak hepimizi muhafaza etsin. Dört tane kaldı. E bu hafta ancak dört tane yetiştirebildiğimi düşünüyorum. Şu anda vaktimizin dolduğunu hissediyorum. İşte üç tane yetiştirebildiğimi düşünüyorum. Dört tane de inşallah haftaya anlatmaya çalışacağım. Evet bizi izlemeye devam edeceksiniz. Hocam işte bilmem ben. İzleyeceksin kardeşim. Takip edeceksin. Yazacaksın. Dört tanesini haftaya anlatacağız inşallah. Güzel insanlar, kıymetli insanlar, bu hafta üç taneyle ne yaptık, yetindik. Dördünü de inşallah haftaya anlatmaya çalışacağız. Rabbim hepinizden razı olsun. İkinci bölümde de sizden gelen suallerin cevabını vermeye çalışacağız. Kardeşlerimiz numaralarını ekrandan sizlere bildirirler. Şunu söylemek istiyorum güzel insanlar. Hakikaten sizinle olmak feyizli, güzel, bereketli, hoş. Biraz tabii bazen konu şey olunca biraz hakikaten onun farkındasınızdır yani sesim biraz yüksek çıkıyor. Ona üzülüyorum aslında ama sonradan ama tabii konuda böyle kalkıp da bunu çok böyle sıradan anlatamazsam be kardeşim ya üç tane konu vardı işte hakikaten çok önemli konulardı yani o yüzden hakkınızı helal edin inşallah biraz sesimizi yükseltirsek durumu idare edin sizin olmak çok güzel ikinci bölümde inşallah beraber olacağız.